Değerli fuar dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nda Vuki firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın ihracat müdürü Fatih Bey bulunmakta. Merhabalar Fatih Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere. Çok keyifli bir standımız var. Öncelikle çok da güzel ilgi çekiyor ziyaretçilerimiz tarafından. Vuki firmamızı tanıtmanızı rica edeceğim okurlarımız ve izleyicilerimiz için. Öncelikle normalde biz 30 yıllık bir firmayız. İthalat yapıyorduk normalde. Son 3 senedir de üretime başladık burada Vuki markasıyla. Bu markamızla beraber işte çeşitlerimizi sürekli arttırarak böyle renkli desenlerle birlikte kırtasiye ürünleri üretiyoruz. Bunun da işte başka ülkelere ihracatlarını yapıyorum. Ben ondan sorumluyum. Çok fazla ürün çeşitliliğimiz de var burada. Bu fuarda sergiliyor olduğumuz ürünlerimizin genel özellikleriyle ilgili bilgi alalım sizlerden. Özellikle biz ilk başta sulu kaplı burada da gördüğünüz gibi ürünlerle başladık üretimimize. Hani aslında en özel yaptığımız ürünler bunu söyleyebilirim. Bunun işte defterleridir, ayraçlarıdır, orada gördüğünüz dosyalarıdır gibi. Onun dışında normal gene defterdir, çantadır. Bu tarz böyle ürünleri, kırtasiye ürünlerini genelde daha desenli, renkli şekilde yapmayı tercih ediyoruz. Hitap ettiği kitle açısından özellikle çocuklarımızın ağırlıklı olarak kullanacağı materyaller diyebiliriz. Tabii ki yetişkinlerimize de hitap ediyor ama ürünlerimizin sağlık konusundaki süreçleri hakkında bilgi almak isterim sizlerden. Özellikle zaten bu ürünlerin testini yaptırdığımız büyük firmalar var. Bu hem yurt dışında da geçerli, dünya çapında kabul görmüş firmalara bütün ürünlerimizi ürettikten sonra önce test ettirip sonrasında müşterilerimize sunuyoruz ürünlerimizi. Sizin alanınız da aynı zamanda ihracatımızdan da bahsettik. Ülkemizi dış pazarda da temsil ediyorsunuz. Ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler nereler? Avrupa bölgesinde ülkeler mevcut. Onun dışında Balkan bölgelerine de gönderiyoruz. Ağırlıklı Afrika bölgesinden de birçok müşterimiz var. Bunlar için yurt dışı fuarlarına da katılım sağlıyoruz. Buradaki fuar olduğu gibi. Özellikle kırtasiye alanındaki fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi birçok ülkede yurt dışında da müşterilerimiz bulunmakta. Yurt dışında katılım gösterdiğimiz sektör fuarları hangilere nasıl değerlendiriyorsunuz yurt dışı fuarlarına katılmayın? InsightX fuarı olmuştu Nürnberg'de, ona katıldık. Sonra Dubai'de bir Paperworld fuarı oldu. Yine kırtasiye fuarı, ona katıldık. En sonunda şimdi buradan önce Ambiente fuarı oldu. O daha genel, sadece kırtasiyenin değil başka sektörlerin de olduğu bir fuardı. Üçüne de katılım sağladık bu sene. Üçünden de işte bazı geri dönüşlerimiz oldu. Eski müşterilerimizle görüşme fırsatlarımız oldu. O şekilde ilerliyor işimizde. Biraz da ekip kadromuzdan bahsetmek isterim ben. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Normalde biz bir aile şirketiyiz. Firmamızın sahibi de babam olur kendisi. Ben ihracat tarafına bakıyorum. Abim var, o da üretim tarafımıza bakıyor. Onun dışında da çok geniş bir ekibimiz var. Normalde 50 kişilik bir ekibimiz var. Onun dışında bize bağlı fason üretim yaptığımız dış atölyelerimiz de mevcut. Hani yaklaşık olarak bir 300 kişi bu ürünlerin altında çalışıyor diyebiliriz. Vuki markası olarak önümüzdeki yıl için hedef projelerimiz neler? Neler bekliyor bizi? Şöyle, bizde zaten genelde hep desenlerle odaklı, yeni güncel modellerle odaklı olduğu için sürekli kendimizi yenilemeye ve güncellemeye çalışıyoruz. Bunun için böyle bütün ürünlerimizin desenlerini ve yeni modeller çıkartmaya uğraşıyoruz. Ve dediğim gibi birçok ülkeye, daha fazla ülkeye bu ürünlerimizi sokmayı hedefliyoruz. Özellikle tüm Türkiye'yi etkileyen ve derinden sarsan üzücü bir deprem süreci de yaşandı. Birçok kurum ve kuruluş da bu anlamda depremden etkilenen bölgelerimize ve vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza ayrıca olarak destek çalışmalarını yürüttüler. Siz ne gibi çalışmalar yaparak katkı sağladınız bu sürece? Neler söylemek istersiniz bu süreçle ilgili? Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Herkese Allah yardımcısı olsun burada sağ kurtulanlar için de. Biz firmamız olarak da zaten oradaki çocuklara bazı kırtasiye ürünleri gönderdik. Onun dışında zaten biz tüket üyesiyiz. Tüket aracılığıyla da birçok yardım projesi yürütüyor onlar. Onlara da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Buradan son olarak Fuar Dergi ailesine neler söylemek istersiniz? İnşallah bu fuarda çok güzel bir şekilde geçecek. Hem yurt içinde hem yurt dışında inşallah hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İnşallah başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.